Türkiye'nin kağıt ihtiyacının %25'ini karşılayan Konya, Kağıt Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Borsada bugün Konya kağıt için çaldı. Borsa İstanbul'da gong çaldı. Talep toplama dönemi sona eren Konya Kağıt'ın hisseleri işlem görmeye başladı. Yatırımcılarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Hepsine şükranlarımızı arz ediyoruz. Artık bugün gong 10'da başladı. Bundan sonra şirket performansını hep birlikte takip edeceğiz. Türkiye'de yıllık 264 bin ton kağıt üretimi yapılıyor. Yıllık 500 bin tona yakın kağıt ithalatı yapılıyor. Sektördeki açık, üretim yapan firmaları daha değerli hale getiriyor. Türkiye yazı tabı kağıdı olarak bunu Avrupalılar da, Amerikalılar da kabul ediyor. Türkiye çok güçlü bir büyüme potansiyeline sahip. Hem yerli üretimde hem de ihracatta önde gelen şirket, büyüme kararı ile hisselerini halka açmıştı. Borsa İstanbul'da gong Konya Kağıt için çaldı. Konya Kağıt, teknolojik birikimi yüksek, ihracatımıza değer katan çok kıymetli bir şirketimizdir. Sürekli olarak ISO ilk 500 veya ikinci 500'de yer alan, sürekli kar üreten, sürekli işini büyüten bir şirket ve Türkiye'deki kağıt üretiminin tanıtımda da söylendiği gibi 1/4'ünü üretiyor. Talep beklentinin üzerinde oldu. 56.500 yatırımcıdan teklif geldi. Şu anda 180.7 milyonluk talep arz büyüklüğüne 800 milyonluk bir talep gelmiş durumda. Burada 1001 lot üzeri yüksek başvurulu bireysel yatırımcılardan 7.6 kat talep, kurumsal yatırımcılardan da 4.6 kat gibi bir talep geldi. Genel Müdür Cemalettin Tunçefe, ülkemizin ekonomisine güveniyoruz dedi. Biz sadece Konya Kağıt olarak değil, sektördeki tüm kağıt karton fabrikaları olarak 2021 ve 2022'de gerçekten büyük bir büyüme ivmesi içinde olacağız. Ülkemize güveniyoruz. Tedarik zincirinde Çin'den kaynaklanan boşlukları doldurma yönünde.